Herkese selamlar. Altın Yıldız Community'nin özel bölümüne hoş geldiniz. Ben bir podcast üretim ağı ve yeni nesil medya şirketi olan Bubbleworks Medya'nın kurucu ortaklarından Seha. Bu bölümümüzde yanımızda hepimizin çok sevdiği sevgili hocamız Profesör Doktor İlber Ortaylı bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurunuz. İyisiniz. Sizi iyi gördüm. Çok da şık gördüm. Öyle mi? Sende de aynı kıyafet var. Demek ki bana iltifat kendine. Demek ki şıklığın yolu bir hocam gerçekten. Evet. Hocam bugünkü bölümü Altın Yıldız Classics'in katkılarıyla hazırlıyoruz. Ve aslında Atatürk'ün şıklığını, onun zarif giyimini ve bu şıklığın arkasındaki vizyonu konuşacağız. Ama öncesinde sizin de şıklıkla, modayla, giyimle alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şıklık önemli. İsrafa kaçmamak şartıyla. Tekstilde, giyimde şıklık ne kadar yararlı onu bilmiyoruz. Mesela 17. asırda Fransız endüstrisi 14. Louis devrinde ve Colbert'in tavsiyeleriyle Maliye Bakanı ve Başmüşavir aşırı bir kumaş üretimine, yani kılıf da onun için aşırı, biliyorsun, o İspanyol döneminin böyle dar sade giyiminden sonra Fransız dönemi böyle aşırı danteller, kurdeleler, bilmem neler, erkek giyiminde de kat kat şeyler, kumaş sanayini teşvik için yapılan bir şey, çünkü kalkınma oradan. Bugün için artık tekstil itici bir güç ama nihai hedef değil. Yani mevcut sanayi ve zenginlik onun çok ötesine geçiyor. Tekstille milletler bir yere fazla gidemezler. Giyim de önemli. Türkler halletti o işi. Yani konfeksiyona geçtiler. İyi bir üretim var. Tatbiki güzel sanatlar eğitimi vardı. Okulu kapattılar, tekrar açtılar bilmiyorum. O güzel bir desinatör ve dizenci takımı yetiştirdi. Sanayinin faydası oldu tekstile. Ve zevkli giyindiler. Nesiller karıştı. Kırsallıktan çıktık. İmparatorluk parçalandı. Dört tarafından ayrı ırklar, güzeller geldi. Boylar, boslar arttı. Hakikaten güzel görünümlü bir Türk milleti ortaya çıktı, kadın erkek. Bu bir başarı. Fakat bunların ağzını açınca pek başarı yok ortada. Eğitim kötü, lisan kötü konuşuluyor. Ne konuştuklarını da Allah biliyor. Fakat lisanı bozuyorlar. Onlar ayrı şeydir. Hiç şüphesiz ki Atatürk devrimlerinin devrim demiyorlar buna. Gardırop devrimi diyordu solcular bile. Bunun bir milletin hayatında ne olduğunu yeni anlamaya başlarlar herhalde. Yani kadın erkek birlikte eğlenebilmek, birlikte konuşabilmek. Çünkü sırf kadın ve sırf erkek cemiyeti çok sıkıcıdır. Ve kabak çekirdeklerinin çatışması gibi bir şeydir. Barikaya hakikat çıkmaz. Ve bu toplumlarda espri kabiliyeti düşük olur. Banalite dediğimiz vulgarlık, kabalık hakim olur bunlara. Kadınlar arasında da erkekler arasında da incelmek için beraber yaşayacaksınız. Beraber spor yapacaksınız. Balo devrimi Türkiye için bir devrimdir. Bu Hristiyanlarda da böyleydi. Rusya çok zor yaptı o işi Büyük Petro ve Katerina devrinde. Yani lazımdır birlikte eğlenebilmek. Bunu bilmek zorundasınız. O bakımdan tabii giyim de bunun bir parçası. Ama her zaman için İtalyan Rönesansı, Toskana, Cenova vesaire gibi zengin bölgeler, Venedik, Dükalı, Milano, Lombardiya, şarkın ve garpın zevklerini birleştiren, kendine göre yeni tekstil çıkaran, döşeme çıkaran ve yaşam biçimlerini buna uyduran insanlardır. Bu önemli. Hocam aslında kısaca da böyle biraz da Atatürk'ün de giyim tarzıyla ilgili konuya da giriş yapmak istiyorum. Burada sizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabınızda Sofya'daki yıllarıyla ilgili şey diyorsunuz. Çok doğru. Hem iyi giyimi, yakışıklılığı, üstün zekasıyla aslında orada insanların dikkatini çektiği bu şık giyimin, nezaketin yanında hepimizin bildiği bir hikaye var. Ateşe militer olarak gittiği bir kostümlü baloda Yeniçeri kostümü giyiyor. Onu hissetmiş hususi. Yani balo aylar önceden belli olduğu için. Mektup yazıyor, bana askeri müzeden bir şey al diyor arkadaşına. Pek müzeciliğe uymaz ama işe uygun
şöyle bir şey var diyor falan. O hakiki bir müze malzemesidir. Ondan girmiş içeri. O çok iyi şey yapmış, intiba. Bizde bilmezler balolarda giymeyi. Ben hatırlıyorum, bunu vermek zorundayım. Sparante vardı, İtalya sefiri, Venediklidir. Venedik Sarayı'nda otururdu tabii İstanbul'da, orayı yazdı İstanbul sefaretleri İtalyanların. Ve bu Şubat'ta balolar mevsiminde onlar da bir resepsiyon yapıyorlar. Valla 2-3 sene tekrarladı, gittim. Ya tamam, var, kimileri gayret ediyor. Venedik konseptine uygun bir kıyafetle gideceksin yani. O tablolarda Venedik'te ortada gezen insanlara şarklı Türk kılığı da olabilir. Çünkü Türkler çok Venedik'te yani o zaman. Hanları var, iş yapıyorlar falan. Ve giyineceksin ona göre. Aman efendim, dünyanın en saçma kılıkları, lüzumsuz şeyleri. Ya bir maske takıp geliyor falan. Kaldı ki adam böyle bir Venedik şeysi gibi, balyosu gibi, sefiri gibi giymiş kılığını, eşi öyle, bir patriçe hanımı gibi. Şimdi böyle bir mahzun oldulardı. Bütün dekor hazır. Mesela karşılayan Venedik'te meydan delisi, zor şey yapıyor, takdim ediyor. Birden Rahmi Bey geldi, koç. Ya adam üşenmemiş, gitmiş 18. asır. Onlar meclisi üyesi gibi bir kılık hazırlatmış kendine, geldi. O sefir hanımın gözü doldu gördüm. Yani böyle bir zerafet önemli bir şey yani. Bak, onu ısmarlamış, muhtemelen bir prova yapıldı. Burada mı dikildi dışarıdan bilmiyorum. Bizde de var becerikler ama çok güzeldi. Yani çok hoştu, unutmam. Yani bunlar çok gönül alır birdenbire. Hoş nüanslar. Evet, yani. Evet, yani hakikaten çok hoş bir şey. Çok diplomatik bir jesti ve kültürel bir meraktı. Çok hakikaten tebrike şayan ve hoş bir şey yani. Karı koca, Türkiye'nin dostu bir İtalyan diplomat çift, Venedikli onlar. Öyle bir hoş oldu. Hocam gerçekten çok güzel böyle sekanslarmış. Bir de şey var aslında, Atatürk her zaman asker olmak istemiş. Yani bunu çok... Ama bizim ataşe militerler çok iyi yetişiyordu. Biz ataşe militerlerimiz kurmaylık eğitimine Osmanlı İmparatorluğu bütün Avrupalılar gibi 19. asrın ortalarında geçti. Yani gecikmiş değiliz. Onun için çok iyiler. Türk bürokrasisinin en iyi kesimi. Dil biliyorlar. 3 lisan, 4 lisan, o Kazım Karabekir, Enver Paşa Atatürk de yani Bulgarca falan konuşuyor adam, Fransızcayı. Yani enteresan bir şey mesela. Giyimi, dansör öğreniyor. Yani öyle bir okula gitmek yok yani. Halk oyunları da var. Harbiye'de dansör, onu zaten yapıyor. Mesela Makedonya'dan bir folklor geldi. Paşa, hemen Gazi Paşa değil mi, bu Cumhurbaşkanlığı sırasında artık, çıktı önlerine, mendili aldı, böyle çekiyor. Dospatsko Horo söylüyor da çok gönül aldı. Yani orası küçük bir memleket, gidince bunu hep anlattılar falan, resimleri var. Hoş bir şey yani folkloru bilmek, hele yabancı bir memleketin. Dikkat edeceksin. Mesela Amerika'da çok şaşılacak şey, böyle gruplar vardır büyük üniversitelerde. Meraklısı yönetir. Yani ne, kimsenin basit bir ücret verirsin girersin. Ben gittim, ona çok faydasını gördüm. Yani orada okuduğum zaman benim haftalık jimnastiğim oydu. 2 saat of korolara katılmak, dansları öğrenmek. Çok hoş. Kesinlikle. Bir de işin opera boyutu da var. Yani Sofya dönemi öyle bir dönem ki aslında birçok şey... Operayı orada çok, operayı çok seviyor. Hemen gitmiş ve opera üzerinde çok ciddi görüşleri var. Bizde de öyle kurdu ama işte bugün maalesef 90. yılındayız. Canlı bir kutlama yok. Maalesef. İran Şah'ı geldi. Özsoy operası bestelenmişti. Döndü İran Şah'ı, Tahran'da kurdurdu. Bizde yetişemedi onun hayatına. Atatürk'ten sonra hayata geçti değil mi? Evet, fakat yani hala yani dünya çapında insanlarımız yetişiyor. Hiçbirini burada dinleyemiyoruz. Hepsi de yurt dışındaki şeylerde. Çok hoş değil bu tabii. Maalesef. Hocam bu asker olma isteği aslında eskiden çocukluğundan askerler geliyor. Askerler öyledir, üniforma. Yani. Üniforma o öyle yani, bizim imparatorluk çocukları bunlar. Bütün imparatorlukta belirli sınıfın delikanlıları, üst sınıf, orta sınıf. Bizde tabii öyle bir aristokrasi yok. Herkes devlete oradan girer. Yani şey olur, memur olur ama ön planda asker olmayı ister. Onun da öyle bir niyeti var.
Yani çocukluğunda o çarşıda askerleri görüp üniformalarını özenmesi, imrenmesi. O öyle de gelir ama yani tabii bu Osmanlı İmparatorluğu bir askeri imparatorluktur. Yani bizim tarihimizin ve devletimizin, cemiyetimizin esası askerliktir. Bu çok açık. Beğen beğenme bu böyle. Onun için bunun aksine saçma sapan işler yapma lüzum yok. Bir de yani aslında böyle ordu içinde tasarlatmayı düşündüğü ordu kıyafetleri de mevcut. Bunu böyle tam istediği gibi belki hayata geçmemiş ama o kadar sorunla uğraşırken, o kadar inkılaplar yapılırken bunlarla uğraşması, aslında bunu da düşünüyor olması nasıl bir vizyonun parçası hocam? Bunlarla uğraşmak yok o. Yani o hayatın içinden yapıyor işte. Yani işini yaparken mektup yazıyor, kıyafet getirtiyor. Gidip de 10 saat şey yapmıyor. Bulursun vakit böyle şeylere. Çok da gitmez. Çok aslında bu tip böyle şeylere de önem gösteriyor. Bir de yani bazı fotoğrafları var. Gerçekten böyle bakıp hayranlık duyduğum fotoğrafları var. Çok havalı. Fotoğraf çekmeyi şöyle, çok seviyor. Boyu çok uzun değildir. Yani 70'in altında. Galiba 60 küsur diye vermişti. Tam rakam şeyimde değil. Nurettin Türsan Paşa. Benim odamda onun müşir üniformalı bir resmi var. Feyhaman'ın yaptığı. Her şey çok güzel de boyu bozu her şey. Gözlerini iyi yapamamış. Neyse. Ona Gagarin'e baktı. Yuri Gagarin'in kızı o. Kremlin genel müdürü baktı. Bakınca ben dedim ki işte boyu bu kadardır dedim. Bu marşal üniformalı Osmanlı meclis dönemi. Cevabı şu. Babam da öyleydi. 58 dedi boyu. 1.58. Doğru çünkü alete sığamaz zaten. Ama adamın niye biliyor musun öyle görünüyor? Mesela heykellerine bakarsan böyle bir titanyum şey var heykel. Her şeye uygun, uzaya uçar gibi. Doğru çünkü Gagarin'de de bunda da çok az insanda vardır o. Kafa, gövde, kol sanki Michelangelo'nun ideal ölçüleri kadar uyuyor Leonardo'nun birbirine. Onun için vardır öyle insanlar, ben hayatımda gördüm. Kısa boyludur fakat şey vardır, oran düzgündür. Ha bizim çocuklarımızdan var işte Pelin Batu mesela öyledir. Banderas öyledir. Yani Hollywood'da da var böyle boysuz starlar ve şeyler, John Premier'ler ama oranlar uygun. Onun için onlar görünmez. Fotoğrafta falan bir de vaziyeti ayarlarsa görünmez. Aslında biraz da yaptığı balolar, tertip ettiği, düzenlediği balolardaki vermiş çok fazla zaten, bir şey yok yani. Biz mütevaziyiz. Bizim saraylarda bile bir büyük şaşa yoktur yani onu söyleyeyim. Topkapı'da bile güzellik vardır şaşadan çok. Askeri bir üstünlük vardır. Ve orada 19. asır devletinin protokolü yürütülemez. Çok mahrum bir saray o. Dolmabahçe'de bir şeydi yani. Bir yazlık saray kadar boyu bozu. Ama işte balo önemli askerin ve devletin hayatında. Banket önemli yani yemekler. Ona göre ayarlanmış. Onları biliyor. O şey tarzı biliyorlar. O değil sırf. Sultan Abdülaziz de biliyor. Abdülmecit de biliyor. Sultan Murat zaten dans ve müzikle çok tanınmış biri. Bilirler yani. Yani hepsi aslında o tarz konularla ilgili donanımları çok yüksek. Hani bunlara çok açık yapıyor, çok yaygın yapmaya çalışıyor. Vilayetlerde de yapın diyor. Yoksa yani sarayı yaşıyor onu. Ve tabii kadınımız erkeğimiz beraber yapalım diyor. Bütün büyük deforma çok önemli o. Yani o kolay iş değil o. Aslında toplumda da yapılmasını istemesinin sebebi toplumun vizyonunu nereye doğru? Toplum öyle yaşar ya. Birinci Cihan Harbi'nden sonra kadın erkek harp etmişler, harbi çekmişler. Her yerde beraberler artık. Bizi de soktu. Biz vakitli girdik ama yaşamda da bunun böyle olması lazım. Bizim eski cemiyette kadın hapiste oturmuyor ha, kafeste. Yok öyle şey ama beraber değiller yani. Sosyal değiller. Kadın erkek. Bak mesire yerlerine, gravürlere falan. Herifler bir köşede saz çalıp oynar yer, öbür de kadınlar orada. Olmaz tabii. Değil mi? Kadınların topluluğunda tek erkek o hadım ağalarıdır. Saraylılar geldiyse kağıthaneye falan el pençe divan dururlar. Olmaz. Yani bu tarz şey uymuyor asra. Uymuyor. Olmuyor.
Kesinlikle öyle. Bir de Atatürk'te çok ciddi bir kültürel bilgi birikimi var. Tarihi bilgisi var. Var var. Tarih çok okur. Coğrafya çok iyi bilir. Coğrafya çok iyi. Matematiği çok iyi. Matematiği bilir. Coğrafya çok iyi bilir. Buradaki bu bilgi birikimi onun aslında genel olarak karar alma mekanizmasında da etkili oldu mu? Ne kendi oluyor? Vizyonunu nasıl böyle çeşitlendiriyor bu konuyla ilgili? Yani bilgi birikimiyle daha çok kolay gidersin. Fırt fırt bir meydanda bir örnek numune falan onlar çok önemli. Bir olayı bilirsen bir muharebe düzenini yaparsın. Yalnız şöyle bir şey var. Harp tarihinde bildiği safhalar o tarihte o kadar iyi incelenmemiş. Onun melakı var. Timur, Anibal falan. Hocam aslında bir de şeyi de merak ediyorum. Şimdi biz bu bölümü 10 Kasım haftasına denk geliyor ve gerçekten böyle samimi bir şekilde gönlümden şeyi sormak istiyorum. Size sizden de merak ettiğim bir cevap var. Bu nasıl bir sevgi? Biz nasıl bu sevgiyi içimizde hissediyoruz? Hem bir sevgi duyuyoruz hem bir özlem duyuyoruz. Çünkü Türkiye devlet adamı fıkhtan sıkıntısı çektiği zaman bunu hatırlıyor. Bu böyledir. Yani devlet adamı yok değil var. Asker çok. Bunlarda herhangi bir sıkıntıya rastladığımız zaman, zamanımızda falan derhal eskileri hatırlarız. Ve bu sıhhatli bir duygudur. Yani atalarla birlikte yaşamak sağlam bir kültür bir toplum için önemlidir. O bakımdan ben ona böyle puta tapma falan gibi lafları hiç doğru bulmuyorum. Çünkü öyle bir şey talep edilmiyor. Edilmiyor hele bir zamanımızda ama bu devam ediyor. Aksine oradan silinme şeyleri başladığı vakitte maalesef bazı yazarlarımız var. Nereden oraya giriyor bilmiyorum. Amerikan eğitiminin, Almanya'nın tesiri. Böyle bir şey çıktığı an ortaya çığ gibi büyüyor öbür taraf. Yani bizdeki gerçekten bu gençler olarak da aslında ülkede bir şeyler yapmaya çalışan evet. insanlar olarak o sevgiyi iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Evet. Hocam bunu sizden dinlemek de önemli. Sebebi de şu, gerçekten özlem duyduğumuz bir şeyi dinleyerek en azından bir aksiyon alma, özlemimizi evet. giderme gibi şeylere vesile oluyorsunuz. Bunun için de ayrıca çok teşekkür tabii ederim. Tabii şimdi mesela şöyle bir durum var. Osmanlı tarihini kimse inkar edemiyor. Çünkü o bir devir. Ondan Türkler ve Türkiye'nin ismi. Bu havalide çıktı. Bunu kimse silemez. Yani böyle bir şey olmaz. Yani bu devletin içinde de dışında da ki bugün Atatürk kültüyle uğraşan devletler var. Sır değil. Almanya'da bu bir siyasi istihbarat konusu. Besliyorlar böyle şeyleri. İşte Avrupa'da birdenbire bazı oryantalistler çıktı. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Küt diye Atatürk şeysi başlıyor. Yok işte İttihat Terakki mirasçısı Atatürk yok bilmem ne falan. Ve saptırılmalı şeyler yazıyorlar. Bu Türkiye'ye de yanıyor moda diye. Yürümüyor. Yürümüyor. Başka şeyler var. Yani Batı Avrupa'da, Doğu Avrupa'da başka Atatürk çalışmaları da var. Önemli çünkü bu lider insanları çok işgal ediyor. Bu lider nedir, ne yapıyor? O önemli. Yani neleri bu yaptı, neleri yapamadı? Niye eskimiyor? Eskiyor çünkü liderler. Bu niye eskimiyor? Bu çok önemli. Ve niye kalıcı? Bak 100. yıla geliyoruz artık neredeyse. Anıtkabir hala milyonlarca tabii canım 14 yıl sonra 100. ölüm yıl dönümü. Daha hala gazetede attı işte bu millet seni, bu halk seni bırakamaz diye. Yani unutamaz diye falan. Evet çünkü bir hangi bir buhran, herhangi bir sıkıntıda derhal oraya akla geliyor. Bu tip devlet adamları çıkacak. Yani daha ikinci, üçüncü derecede anılan çıkacak. Onu size söyleyeyim. Çünkü tarih affetmiyor. Bazı boşlukları dolduruyor. Tarih dolduruyor. Toplumun maşeri vicdanı, kolektif vicdanı ve hareket biçimi de bundan etkilenir zaten. O çok açıktır. Ve buradaki sevgimiz de aslında ülkedeki en mutlu olduğumuz konulardan bir tanesi. Evet. Hocam aslında bölümün de sonlarına doğru geliyoruz. Ben naçizane siz aslında tarihçi kimliğinizle hem de dünya çapında bir tarihçi kimliğinizle hepimizin çok sevdiği bir isimsiniz ama ben İlber Ortaylı'nın bu ülkedeki bir değer olarak Atatürk'le ilgili sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yani böyle sevginizi, oradaki görüşünüzü. Ben söyledim Atatürk büyük bir marşal, çok iyi marşal. Türk askeri tarihinde yenilikleri var. Mesela ricat sistemini geliştirmek. Onu Romalılar bilir, bizim kiler bilmez de. Yani eski tarihlerde Machiavelli'de yazar. Türkler der, ricat bilmez. Tekniği bilmez. Yani resesyon bilmez. Romalılar çok iyi bilir. Sonra Türkler biri kolay işgal eder. Ondan sonra der, tutmaları zor olur der.
öbürsü zor işgal eder ama kalabilir der falan. Yani mukayeseler yapar. Bunlar ayrı. Fakat ondan sonra tabii bir devlet adamı. Yani diplomaside devamlı kavga ve şey değil, itidal. Çünkü savaşın çok zor ve çok pahalıya mal olan bir şey olduğunu biliyor. İyi marşallar öyledir. Yani iyi marşallar askerliği yaparlar. Genellikle çok hatırlamazlar. Yani hatırlamak istemezler. Ve çok önemli bir hastaları vardır bunların. Savaşın arzu edilmeyen bir nokta olduğunu bilirler. Yani Clausewitz'ten beri de şeydir. Yani diplomasinin falan yolları nasıl tükenecek? Gerçekten tükenecek mi? Ona bakacaksın ve o zaman gireceksin. Çok önemli bu. Öyle zırt pırt atılan adam olmaz. Yani hiçbir marşal öyle değildir. İkincisi tabii devlet adamı. Bu devletin çürüdüğünü görüyor. Birinci harpten sonra herkes çürüdü. Herkes çürüdü. Yani kalmadı ama o herifler çürümenin başka tedavi edileceğini, 40 yöntem 40'ı da çalışmadı. Bu iyidir. Ve bunun için ne lazım? Sağlık, eğitim. Yani bir marşal düşünebiliyor musun? Askeri bütçeyi kıdıyor arkadaşları. Çünkü eğitim ve sağlık önemli. Bu kadar basit, bunu yapacaksın. Yani çünkü milletin sağlıklı olması lazım. Ve öyle de oldu. 34'te Almanya'dan kaçanların içinde Doktor Epstein geldi. Pediatrist bizim şeye. Refik Saydam ona tarama emretti. Yani genel tarama. Şaşırtıcı müspet neticeler görmüş. Yani daha penisilin yok, bir şey yok. O kitap çıktı, Cumhuriyet'ten de bir nüsha çıktı. İkinci gelmedi. Lazım şey okumuyoruz biz. Rapor. Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten. Aslında bölümümüzde sonuna geldik. Size son bir sorumuz var. Gençlerle aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Evet. Gençleri çok seviyorsunuz. Evet. Orada umut görüyorsunuz. Sizin gençlerde kendilerinde bir vizyon yaratmak için neler yapması gerekiyor? Hangi kaynaklardan beslenmeliler? Vallahi gençlerin içinde böyle çok inanılmayacak derecede okuyan ve meraklı olanlar var. Tabii bunlar azınlıkta. Gençlerimizi kötü Türkçe konuşma, bilhassa kız çocuklarını sesleri atarak konuşma. Bu çok kötü, yabancı dilleri. Yazı dilinde de sesleri atarak. Yabancı dilde öğrenemeyecekler. Yani Türkler yabancı dilleri doğru telaffuzla öğrenirler. Onu da öğrenemeyecekler. Anlaşılmayacak. Öyle de oluyor. Çıkıyor, görüyoruz. Kalabalıklar ama başarılı değiller dışarıda o bakımdan. İkincisi, çalışkanı var. Ne yapacağını bilen var. Bilmeyen var. Feci şekilde de o bilmeyen bir şey talep ediyor toplumdan. O geçmez. Yani size söyleyeyim. Karşılığı yok. Yani o eski Türkiye'de oluyordu, artık yok o. Ve Avrupa'da hiç olmamış, onu bilsinler. Yani böyle öğrenirsin, bu kadar. Onu bilmeleri lazım. Onun farkında değiller. Oralarda çuvallıyorlar. Fakat bir de gençleri aldatıyoruz. Olur olmaz üniversiteler falan. Bak şimdi bugün okudum. 90'mış artık tıp hukuk fakültesi sayısı, insaf, insaf. Almanya'da 40 var, o protesto ediliyor. Yani buraya 10-12 tane yeter. Talebeyi de kısıtlayacaksın, çalıştıracaksın. Yani çok önemli. Bütün bölümler öyle, olmaz. Yani bunlarla uğraşmak lazım, hiç uğraşılmıyor. Ama gençler inanılmayacak derecede bizim devirlerimize göre meraklılar. Ve bazı şeyleri biliyorlar, çeviriyorlar falan. Bilgi erişim de arttı. Arttı, tamamen onu söyleyeyim. Yani benim zamanımda kitap okumak ayıp bir işti bazıları için. Hep okur diyor kadın birini çek. Yani o demek ki onun kocası sarhoş, manyak. Hep okuyor herif, zavallı kadıncağız demek istiyor, anladın mı? Yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hemen bir kapanışımı yapıp sonra da size veda edeceğim. Altı Yıldız Community'nin özel bölümünü dinlediniz. Bu bölümde Atatürk'ü, Atatürk'ün şıklığını sevgili Profesör Doktor İlber Hoca ile birlikte işledik. Önümüzdeki bölümlerde kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.